Değerli 8'de sağlık izleyicileri, şu anki konuğumuz Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. Hocam dişlerin kapanışının bozukluğu ne gibi problemlere yol açar diyerek ilk sorumuza başlayalım. Tabii biz hastayı değerlendirirken birçok farklı açıdan bakıyoruz. Bunlardan birisi estetik, bir diğeri fonksiyon, bir diğeri de fonasyon. Üç açıdan dişlerimizin çok güzel bir şekilde ya da çenelerimizin güzel bir ilişkide olması gerekiyor. Estetik zaten herkesin gördüğü ve bize esas gelme sebepleri çoğunlukla estetik amaçlı oluyor. Hiç kimse demiyor ki benim çenemin şöyle işte geride olmasından kaynaklanan sıkıntım var. Yeni yeni artık bu bilinç arttıkça bu sayılar artmaya başladı ama çoğunlukla estetik amaçlıydı. Biz dişlerin güzel bir şekilde kapanmasına çok önem veriyoruz. Üst dişlerin alt dişleri örtme miktarı, üst dişlerin alt çeneyi tamamen dışarıdan sarma miktarı, arka dişlerin güzel bir şekilde kapanması, alt ve üst çenenin düzgün olarak sıralanması ve üst ve alt çenenin diş orta hatlarının birbiriyle çakışması, bunun da bizim yüzümüzle uyumlu olması gerçekten çok önemli. Normal şartlarda tüm bu denge iyi bir şekilde çalışıyorsa hastalarımız sağlıkla, tüm çevre dokularında sağlıklı hayatlarını devam ettirebilir. Ama bunlarda bir problem olmaya başlaması fonksiyonların bozulmasına neden oluyor. Yani hemen çevrede çene ekleminden ya da çevredeki kaslardan, çevre yumuşak dokularda bir takım uyarılar gelmeye başlıyor. Hastalarımız dişlerini sıkmaya, gıcırdatmaya başlıyor. Yumuşak dokularda ya da kaslarda ağrılar başlıyor. İşte sabaha kadar uyumayan hastalar, diş sıkanlar, ondan sonra kronik baş ağrısına sahip olanlar. Ondan sonra bir sürü başka kulak çınlaması gibisinden hiç anlamlandırılmayan, normalde birçok doktora gidiyor. Diyorlar ki senin kulağın sağlam, senin işte bu bölgen sağlam ama bir bakıyoruz ki ağızdaki kapanışın bozuk olmasından dolayı bu sıkıntılar meydana geliyor. Burada eklemde bir problem oluşmaya başladıysa bu her geçen biraz daha kötüye gidiyor. Eğer problem orada duruyorsa. Biz oradaki etkeni ortadan kaldırırsak yani ağızdaki ya dişlerin sıralanması ya da çenelerin birbirleriyle uyumunda bir problem varsa biz bunu düzelttikten sonra bu sıkıntıların azaldığını görüyoruz. Yani fonksiyon normale dönmeye başlıyor. Ve düşünün hastamızın ön tarafta açık kapanışı var. Dişleri kapanmıyor. Nasıl konuşacak? Mecburen bazı seslerin çıkarılmasını da biliyorsunuz. Dilimizin dişleri temas etmesi gerekiyor. Arada açıklık varsa işte peltek konuşmalar hastalarımızın ya da etrafa tükürük saçmalar en büyük rahatsızlıklardan birisi. Onun için öyle bir durumlarda biz o açık kapanışın tedavisini ya da dişlerin sıralanmasını çok güzel bir şekilde yaparak ortodonti bilimi olarak hastalarımızı güzel estetik, güzel bir fonksiyon ve güzel konuşmalar hediye ediyoruz. Peki bu ortodonti tedavilerindeki gelişmeler nelerdir hocam? Yani dijital dönüşüm ortodontide gerçekten çok büyük bir hızla ilerledi. Eskiden ölçüler alıyorduk hastalarımızdan, onlardan alçı modeller elde ediyorduk ve onların üzerinde bir takım planlamalar yapıyorduk. Şu anda her şey 3 boyutlu teknolojiye döndü. Ağızlarından bir kamera vasıtasıyla, 3 boyutlu tarayıcı vasıtasıyla bir ölçü alıyoruz. O ölçülerin üzerine tüm teşhisimizi koyuyoruz. Tabii bir takım filmlerin desteğiyle beraber, bir takım işte panoramik, safarometrik film dediğimiz onlarda ölçümler yapıyoruz. Ve hastamızın tedavisini planlıyoruz. Tedaviyi planladıktan sonra ben rutin olarak tamamen telleri kenara koydum. Yalnızca şeffaf plaklarla hastalarımı tedavi ediyorum. Yamuk dişlerini, çeneler arasındaki problemleri şeffaf plaklarla düzeltiyorum. Hastaların 3 boyutlu olarak bir planlama ekranında dişlerinde, çenelerinde dişsel olarak genişletmeyi sağlıyorum. Dişlerin sıralanmasını sağlıyorum ve dişleriniz böyle bitecek diye hastalarımıza gösteriyoruz. Ya da dişleriniz yüzünüzde gülüş tasarımı, çok popüler bugünlerde dijital gülüş tasarımı ya da normal gülüş tasarımları. Bu gülüş tasarımı ile ilgili bir takım bilgiler paylaşıyorum ve bunları hastalarımıza aktardıktan sonra, onların da onayını aldıktan sonra. Çünkü bazı hastalarımız küçük küçük istekleri oluyor. Hanımefendiler diyor ki biraz daha iki dişim uzun olsun, biraz daha önde olsun. Ya da başka isteği, benim eskiden şöyle bir problemim vardı, ben onu çok doğal buluyordum, bana sempatik geliyordu, ben onu istiyorum diyor. Peki diyorum, beraber çağırıyorum, planlama ekranında 3 boyutlu olarak o istediklerini iki dişini uzatabiliyoruz. Bir dişlerin bir takım değişiklikler yapabiliyoruz. Hastalarımızın taleplerine, tabii bu sağlık boyutunda bizim için bir mahsuru yoksa. Hastalarımızı bunu gösterdikten sonra, onay verdikten sonra şeffaf plaklarımız üretiliyor. Ve bir seri şeffaf plak bize geliyor. Mesela ağızdaki probleminiz çok şiddetli değilse, 14 tane, 20 tane, işte sayı problemi şiddetine göre artıyor, şeffaf plak geliyor. Bu şeffaf plaklardan biz normal rutinde 5-6 tane hastamıza veriyoruz. Hastalarımız bunları değiştirdikçe küçük küçük hareketlerle çok güzel değişiklikler elde edebiliyoruz. Çok avantajları var şeffaf plakların.
Hijyen bakımından süper. Çıkarıyorsunuz ve dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Hmm. Ağrı bakımından çok hafif sıkmalar hissediyor hastalarım. Böyle eskiden tellerde uyguladığımızda işte sabaha kadar uyumadı doktor bey, şöyle sıkıntıları oldu filan. Artık onlar yok. Şeffaf plaklar çok minimal ve güzel kuvvet uyguluyorlar. Hocam peki bu şeffaf plakları sadece basit vakalar için mi yoksa daha ciddi problem olan kişiler için de yani kullanabiliyor musunuz? Öyle bir yaygın yanlış kanı vardı. Diyorlardı ki şeffaf plak yalnızca basit vakalarda uygulanır. Hayır, her türlü zorluktaki vakalarda biz şeffaf plakları hastalarımıza uygulayıp o tedavileri yapıyoruz. Ortognatik cerrahi operasyonları dahil onların hazırlıklarını bile biz şeffaf plaklarla çok güzel bir şekilde dişleri sıralarak gerçekleştirebiliyoruz. Bir de teller denilince hemen aklımıza tellerin kırılması, kopması, batması böyle bir sürü şeyler geliyordu. Senelerce gelen en çok sorulardan erik, biri. Erik mevsimi geldi mi bizim hemen şey olurdu. Karabasanlar basmaya başlardı bizi. Çünkü eriği yedim ağızda bütün teller patır patır kopar bize kırıkla gelirlerdi. Şu an istediği her şeyi yiyip içebiliyor. Şeffaf plaklarını çıkarıyorlar ve her şeyi yiyip içebiliyorlar. Ya da 6 ay sonra düğününüz var ve dişler de yamuk. Bunları düzelttirmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? O zaman telleri takarsanız benim hep bu espriyi yaparım. Telli dubaklı gelin yaptım çok hastam. Artık onlar biraz daha sonra geldi. Şeffaf plaklarda düğün gününüz zaten şeffaf plaklar hiç görünmüyor. İsterseniz onu kutusuna koyup o gün takmayabilirsiniz de şeffaf plaklarla gülümseyerek düğünlerinizi yapabilirsiniz ya da özel bir gününüze, özel bir toplantınızı çok güzel bir şekilde katılabilirsiniz. Hiç kimse dişleriniz düzeliyor mu, düzelmiyor mu anlamaz bile. Tık sesini duyduğunuz anda yani o plaklar otururken böyle tık sesini oturtur, ses çıkarırlar. Onu duyduğunuz anda dişler düzelmeye başlıyor ve daha az zahmetli, daha kısa zamanda çok güzel tedavileri şeffaf plaklarla yapabiliyoruz. Çok daha kullanışlı, çok daha feasible diyebileceğimiz bir teknik yöntem. Aynen. Yani neden böyle bir şey varken çok daha komplike uygulamalar yapılıyordu belki de. Yani bir şey demiyorum. Yani kesinlikle tel olmayacak diye bir şey demiyorum ama bana sorarsanız gelecekte kimse ağzına o teli taktırmak istemez. Onun sıkıntılarını yaşadıktan sonra ben 4 yıl ağzıma tel taşıdım. Bir doktor olarak bunun empatisini yapabilecek durumdayım. Hangi durumlar ne sıkıntılar veriyor çok iyi biliyorum. O yüzden bugün olsaydı mutlaka ağzımda dişlerimin düzeltilmesi için şeffaf plakları tercih ederdim. Peki ben sizi dinlerken biraz önce hocam dediniz ki şeffaf plakları çıkartıp yemek yenilebiliyor. Evet, tabii. O şeffaf plakları çıkartmadan yemek yenilebilir mi? Yani normal şartlarda biz hastamızı daha tedaviye başlarken diyoruz ki 20-22 saat takılması gerekiyor. Hangi yani yemek saati kaldı? 3 öğün yemekte şeffaf plaklar çıkacak. Onun haricinde bir şeyler içerken falan çıkmaya gerek yok. Tamam. Şimdi ama çok sert şeyler olmadığı sürece ya da bir sakız gibi yapışkan şeyler olmadığı sürece şeffaf plaklarla da basit şeyleri yiyen hastalarım var. Özellikle aileler bu okul döneminde çocukları okula gidiyorlar, dışarıda çıkaracak, takacak böyle hijyen işte hijyen bakımından sıkıntılar olacak hocam okulda fırçalayacak ortamı yok. O zaman diyorum yiyebiliyorlarsa şeffaf plaklarla da çok sert olmamak kaydıyla bunları kullanabilirler. Ama normal tavsiye ettiğimiz veya işte üretici firmaların tavsiye ettiği şeffaf plakların yemekte çıkarılması, onun haricinde yemekleri çıkardıktan sonra yemeğimizi yiyip dişlerimizi çok güzel fırçalayıp şeffaf plaklarımızı fırça macunla ya da yalnızca fırçayla çok güzel temizleyip tekrar takılmasını tavsiye ediyoruz. Ama bir şey içerken çıkarmaları gerekmiyor. Yani burada bir hassas çizgi var. Evet. Çok fazla aşırı çay, kahve tüketiyorlarsa, dolayısıyla bunlar bir şekilde dişlerin içinde birikecek şeffaf plakların. Evet. Şeffaf plakların sararması önemli değil. Onun için bir takım losyonlar, şeyler var, yani solüsyonlar var şeffaf plakların temizlenmesi için. Ama zaten 8-10 gün içerisinde değiştirilecek. Zaten 8 gün sonra da atacağız, çöpe yenisini takacağız. Ama dişlerin üzerinde bir takım lekelenmeler. Tabii bunlar da geçici lekelenmeler. Yani tedavi bittiğinde biz bunları tertemiz yapacağız zaten. Hatta hastalarımız üstüne bir de beyazlatma istiyorlar. Işıl ışıl gülümsemek amacıyla. Ama ben birazcık daha çay kahveyi daha az içmelerini ya da içiyorlarsa üstüne bol suyla çalkalamalarını ya da çıkarıp dişlerini fırçalamalarını tavsiye ediyorum ki yani renk bakımından da estetik bakımından da bu problemleri yaşamamış olalım. Hocam peki hijyen açısından soracağım. Bu şeffaf plaklar bakteri üretimini artırır mı mesela? Sonuçta orada bir şekilde kapalı bir alan gibi, yara kapalı bir alan gibi diyeyim ya da ağız kokusu yapar mı? Yani vücudumuzun en sert dokusu mine. Evet. Mine dokusu öyle bu kadar süre havası kaldı, şudur. Havası kalmıyor zaten. Tükürük sirkülasyonu mutlaka ağızda var. Tükürük demek temizlenmek demek. Ve belli dönemler çıkarıp zaten temizlenmesini, fırçalanmasını öneriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hiçbir sıkıntı yok.
Diğer taraftan bakarsak bakteriyel üretim bakımından zaten 8-10 günde bir değişen plak. Şimdi eskiden biz şeffaf plakları hastalarımızın tedavisi bittiğinde koruyucu amacıyla veriyorduk. O plakları 6 ay kullanıyorlardı, 1 sene kullanıyorlardı. Onlar iyice suyu emiyorlardı ve evet koku yapabiliyorlardı. Ya da işte renk bakımından çok kötü bir hale geliyorlardı. Ama bu şeffaf plaklar, tedavi edici amaçla kullandığımız şeffaf plaklar zaten sık sık değiştirildiklerinden dolayı 8-10 günde bir böyle bir ne koku, ne bir rahatsızlık, ne bir renklenme, hastaların rahatsız olduğu hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Bana bununla ilgili şikayet gelmiyor. Yani tütün mamillerinin kullanılmasını hiç tavsiye etmiyoruz. Ama içen hastalarımızda da çok büyük bir sıkıntılar yaşamıyorum. Yani onun için ama kesinlikle tabii kullanılmasını da tavsiye etmiyorum. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi plaklara göre yani daha önce kullanılan tellerle, braketlere göre çok daha kısa süre içerisinde çok daha iyi bir şekilde sonuç aldığımızı söyledik. Evet. Bu çok güzel bir şey. Peki dezavantajı var mı? Bir. İkincisi fiyat vermek zorunda değilsiniz ama braketlere tabii göre maliyet açısından nasıl? Hı-hı. Yani daha mı uygun, biraz daha mı pahalı? Evet. Yani bunu da bilgi verirseniz en azından izleyicilerimiz için çok merak ettikleri ben konulara olaya iki taraftan da bakabilecek bir hekim olarak. Yani evet, yıllarca tel uygulamış ve evet, yıllar, 2-3 senedir de tamamen şeffaf plağa döndüm. Hı-hı. Şeffaf plak uygulamış bir hekim olarak ben dezavantaj bakımından bir tek dezavantajı hastanın kullanmasına, kooperasyona çok bağımlıyız. Evet. Hasta takmıyorsa düzelmiyor. Yapacak Hı-hı. bir şey yok. Ama hastalarımızın çoğu bilinçli ve bu tedaviyi isteyerek geldiğinden ve diğer alternatifimizin de teller olmasından dolayı ben kooperasyon problemi kolay kolay yaşamıyorum. Hastalarımız çok güzel takıyor. Dolayısıyla o dezavantajı çoğunlukla bertaraf etmiş oluyoruz. Fiyatı bakımından değerlendirirsek, bir zamanlar ilk bu şeffaf plaklar çıkmaya başladığı zaman evet arada gerçekten uçurumlar vardı. Tel fiyatlarıyla şeffaf plak fiyatları arasında. Ama sonuçta ithal malzeme kullanıyoruz çoğunlukla. Ne yazık ki ülkemizde bu alanda yaygın ve iyi bir malzeme temini yok. O yüzden yurt dışından teminle ve dövize bağlı olduğumuzdan dolayı ikisindeki fiyatların bir şekilde şeffaf plak fiyatlarının Hı-hı. düştüğünü, tel fiyatlarının yükseldiğini görünce bir tık belki biraz daha tellere göre pahalı olabilirler. Hı-hı. Ama kabul edilebilecek seviyede. Bir tedavi için gerçekten önemsenmeyecek rakamlarda ağzımızın ve çenemizde yüzümüzde oluşturacağı etkileri düşününce mevcut problemin. Dolayısıyla çok da fazla büyük farklılar olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal'la birlikteydik. Teşekkürler tekrar teşekkür vermiş olduğunuz bilgiler için. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.